Herkese merhabalar. Yeni bir Kod Analitikliğine hoş geldiniz. Ben Metecan Türkan. Pickup'ta kıdemli iş analitikleri danışmanı olarak çalışıyorum. Daha önce de bu etkinliklerde beraber bazı çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bu haftaki etkinliğimizde Power BI raporlarında rol yönetimi özelliğinin etkin kullanımıyla ilgili sizlerle bazı paylaşımlarda bulunuyor olacağız. Malum Power BI'ın kurumlar içerisinde kullanımı arttıkça farklı departmanlarla, farklı kişilerle aynı raporların paylaşılması ile ilgili bazı ihtiyaçlar doğabiliyor. Bu ihtiyaçların dediğim gibi en başında bu raporların her kişi ya da her departman özelinde farklı bir hesaplamayla geliyor olması. Yani A departmanının verilerini B departmanının görmüyor olması ya da A kişisinin gördüğü kategorilerle B kişisinin gördüğü kategorilerin aynı olmaması gibi herkesin kendiyle alakalı verileri görüp analiz etmesiyle ilgili bazı ihtiyaçlar bu dönemde çok daha fazla ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Biz dediğim gibi bu hafta bu konuyu ele alıp rol yönetimi ile ilgili, kullanıcıları yetkilendirme ile ilgili küçük bir örneği sizlerle beraber yapıyor olacağız. Ekranında gördüğünüz üzere şu an bizim demolarımızda kullandığımız bir satış analiz raporu mevcut. Bugünkü örneğimizde yapacağımız kategori bazında ben şöyle bir örnek gerçekleştiriyor olacağım. Sport kategorisini A kişisi görsün, otomotiv kategorisini B kişisi görsün gibi bir kurguyla rol yönetiminin etkin kullanımını sizlerle tecrübe ediyor olacağız hep beraber. Öncelikle şu sağ tarafta alanlar kısmını genişlettiğimde bu raporun beslendiği tabloları zaten sağ kısımda görebiliyorsunuz. Biz rol yönetimi yapacağımız zaman bizim elimizde kullanıcıların bilgileri ve bu kullanıcıların hangi departmanları ya da işte hangi kategorileri görebileceğine dair de bir eşleştirme tablosunun olması gerekiyor. Bu yüzden şu an ben elde bir sıfırdan bir tablo oluşturacağım. Verileri girin diyor burada. Tablomun adına Role Level Security diyorum. Aslında bunun Power BI'deki tam karşılığı bu anlama geliyor. Kayıt bazlı, kayıt seviyesinde güvenlik diye geliyor. Şöyle diyelim. Kullanıcılarımızı Power BI'de bildiğiniz üzere giriş yaptıkları kullanıcılar aslında Active Directory'de kullandıkları mail adresleri, kullanıcı isimleri diyebiliriz. O yüzden biz doğrulamamızı bu şekilde yapabiliriz. Çünkü Role Level Security başka türlü işletme şansımız olmaz. Ben şimdi buraya şöyle diyelim, raporumuza şöyle tekrar baktığımızda kategori bazlı bir yetkilendirme yapacağız. Ben gelip buraya kategori ID diye bir de isim veriyorum. Şimdi e-maillerime de yani arkadaşlarımızın şirketimizde çalışan Berkay'ın ismini giriyorum. Berkay birinci kategori görebilecek. Hala arkadaşımızda kategoriyle ilgili verileri görebilecek. Ben şu anda datamı kaydediyorum yükleyerek. Tablo görünümüne geri geliyorum. Burada Role Security'e geliyorum. Evet, datam burada mevcut. E-mail ve kategori ID. Şimdi benim bu yetkilendirmeyi aktif olarak kullanabilmem için oluşturduğum yetkilendirme tablosundaki kategori ID ile benim ürün kategorisi tablosundaki yani şu tablodaki ID'leri eşleştiriyor olmam lazım. Baktığınız üzere hatta burada benim ID'lerim 10, 11, 12 diye gidiyormuş. Hemen ID'lerimi düzeltiyorum. Buraya da 11 diyorum. Verimi düzelttim. Kapat ve uygula dedim. Evet, şu an 11 oldu. Bu sebepten dolayı hemen sol taraftaki modelleme menüsüne gelerek modelleme menüsünden de Role Level Security tablosundaki ID ile hatta hemen şuradan tablomuzu evet Role Level Security biraz büyütüp şöyle sizlerin de görebileceği üzere kategori ID ile
Zorlama sekürtedeki kategori ID'yi eşleştiriyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. İlişkimde hemen bir hızlıca kontrol edelim. Doğru bir eşleşme yapmışım. Herhangi bir sıkıntım yok. İki tarafta da verim çoklamadığı için kaydeden birebir olarak görünüyor. Tamam diyorum. Şimdi geldi artık. Biz verimizi oluşturduk. İlişkiyi de kurduk. İlgili rolü hayata geçirmeyi. Hemen bu aşamada modelleme menüsünün altında rolleri yönet diye bir seçeneğimiz var. Rolleri yönet butonuna bastığımızda karşımıza çıkan ekranda mevcut rapor üzerinde oluşturulmuş tüm roller yer alıyor. Şu an bu raporda herhangi bir rol olmadığı için biz bunu şu an sıfırdan oluşturuyor olacağız. Hemen oluştur diyorum. Rol ismime de kategori diyorum. Ürün kategorisine geliyorum. Tabloların hangi tablodan benim bu ilişkiyi kuracağımı söylüyor. Şimdi ürün kategorisinde benim hangi bilgilerim vardı? Kategori ID ve kategori adı. Şimdi ben role level security tablosundan kullanıcı doğrulaması yapacağım için filtreyi de buradan ekliyorum. Aslında yaptığımız işlem tamamen kullanıcıya gösterdiğimiz veriyi filtreli bir şekilde göstermek. Yani kullanıcı hiçbir türlü kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapma bu veriyi göremeyecek hiçbir zaman. Biz dediğim gibi kullanıcı bilgisini e-mail adresinden doğruluyoruz. Burada kullanıcı şu şekilde DAX fonksiyonlarında illaki kullanmışsınızdır ya da duymuşsunuzdur. User Principle Name diye bir fonksiyonumuz var. Hatta doğru diyelim fonksiyonumuzu. Herhangi bir hata da vermedim. Bu fonksiyon bize sağ üst köşede göreceğiniz üzere benim şu an ismim ve soy ismim yazıyor. Hatta raporun sol alt köşesinde user kısmında da metecan.turkan@pickup.org olarak benim kullanıcı adım yazıyor. Ben hatırlarsanız e-mail kısmında da aynı formatta diğer çalışma arkadaşlarımın isimlerini yazmıştım. Bu DAX fonksiyonu bize bu bilgiyi veriyor. Artık ben e-mail kısmına user principal name fonksiyonunu eklediğim için kullanıcılar giriş yaptığında, benim tabii belirleyeceğim kullanıcılar giriş yaptığında sadece kendi kategorilerini görebiliyor olacaklar. Ben şu an rolümü oluşturdum. Kaydet diyorum. Şu an herhangi ekranında bir değişiklik olmadı. Bunun nasıl yansıdığını görebilmek için farklı görüntüle diyerek buradan kategoriyi seçebilirim. Tamam derim. Şimdi tamam dediğimde benim kendi kullanıcı bilgimle doğrulamaya çalışıyor. Ben kendime herhangi bir rol ataması yapmadığım için yani RLS tablosunda benim isim soy isim @pickup.org mail adresim olmadığı için farklısı tüm veriler bana boş geldi. Yani ben eğer bu rapor benimle paylaşılmış olsa ve ben bunu görüntülemek istesem karşıma çıkacak ekran bu şekilde olacaktı. Farklı görüntüle diyelim. Diğer kullanıcı diyorum. Hemen buradan hali.özel@pickup.org mail adresini yazıp tamam diyorum. Hali ile ilgili bilgiyi şu an mesela ekranda getirdim. Görüntülemeyi durdur diyorum. Şu an artık ben rol yönetimi yaptım. Peki bunu biz yayınladıktan sonra nasıl etkin hale getireceğiz? Bununla ilgili bir paylaşımda bulunacağım şimdiki anlatımlarımda. Raporumuzu tamam yayınla diyorum. Kaydet diyorum. Öncelikle yaptığımız değişiklikleri kaydetmiş oluyoruz. Buradan ilgili workspace'imi seçtim. Dosyam Power BI'de şu an yayınlanıyor. Tamamlandığında artık portal üzerinden ilgili yetkilendirmeyi yapıyor olacağız. Evet. Tamam diyorum. Hemen ben kendi workspace'imi aktif hale getiriyorum. Raporumuz geldi. Yeni sekmede raporumuzu açalım. Raporumuz yayınlandı. Şimdi dataset'in aslında bizim uyguladığımız bu role level security yani kayıt bazlı yetkilendirme raporun görseli bazında olmuyor. Raporun veri kümesi yani dataset'i bazında yapmış oluyoruz bizim işi. Diğer seçeneklere gelip buradan öncelikle güvenlik sekmesine bir gelelim. Şimdi güvenlik sekmesine geldiğimizde hatta Power BI'mi de önce bir açayım.
Tekrar modelleme menüsü gelip rolleri yönet diyorum. Burada oluşturduğumuz kategori rolü farkındasınız birebir aynı sebebe geldi. Burada artık benim oluşturmak istediğim hani bu raporu kimlerle paylaştığımda bu rolden etkilensin istiyorsam onların isimlerini yazıyorum. Hali özelliği seçiyorum. Berkay arkadaşımızı seçip ekleniyorum. Artık bu iki kişi kaydettiğim hatta. Evet, işlemimiz tamamlandı. Artık bu iki kişi raporları görüntülerken sadece kendi kullanıcılarıyla paylaşılmış olan kategorilerdeki verileri görebilecekler. Hatta bunu yine webten de rollere göre test et diyerek şu an bakarsanız blank olarak geldi benim verim. Burada istersen ben haleyi seçip, rolü seçip, pardon, seçip, uygula dediğimde şu an bakın tüm veri geldi. Çünkü ben sadece şeyi seçmiş oldum. Hale nasıl görünüyor seçtim ama ben rolü seçemediğim için, çünkü rolü benim direkt kullanıcı bilgimden yakalıyor. Uygula diyelim. Hatta bunda nasıl göründüğünü test edebilmek için şöyle bir şey yapalım. Role ve security tablosuna ben kendi bilgimi de ekliyor olacağım. Role security'deydi. Tekrar sorguyu düzenle diyelim. Kaynağa gidip kendi bilgimi de ekliyor olacağım buraya. metecan.turken@pickup.org olarak ekliyorum. Kendime de 12. kategoriyi ekliyorum bu şekilde. Hatta kontrol edelim 12. kategori hangi kategori? Elektronik kategorisiymiş. Kapat ve uygula diyorum. Giriş menüsünün altından tekrar yayınla diyorum. Önceki yaptığım değişiklikleri benden kaydetmemi istiyor. Mevcut workspace'imi seçtim. Aynı rapor olduğu için değiştireceği ile ilgili beni bilgilendiriyor. Tamam deyip devam ediyorum. İşlem tamamlandığında yine portal üzerinden test ediyor olacağız. İşlemimiz tamamlandı. Ben tekrar Workspace'ime gidiyorum. Normal şartlarda ben raporun owner'ı olduğum için zaten tüm veriyi görüntüleme yetkisine sahibim. Aslında kendi kendime role'ları security uygulayamam. Böyle bir durum var. Ama hani örnek açısından güvenlik kısmına geliyorum. Kendim ekliyorum. Tamam diyorum. Kaydediyorum. Şimdi rapora geldiğimde şu baktığınızda ben de tüm raporu görebilirim. Herhangi bir sıkıntım yok. Dediğim gibi raporun owner'ı olduğum için bununla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Tekrar kodcanız workspace'ine geldim. İlgili data setimin üzerindeyken yine güvenlik sekmesine geldim. Oluşturduğum kategori isimli role security üzerindeki 3 noktaya tıklayarak test et diyorum. Test et dediğimde farkındaysanız test etme esnasında benim kullanıcı bilgimle bunun ön izlemesini yapabilir. Farkındaysanız bana artık sadece elektronik kategorisindeki datalar geliyor. Bunu da sayfanın ortasında bulunan pie chart'tan da aslında teyit edebilirsiniz. Hatta bunu kaldırıp sadece kendi ismimi girerek uygula dersem tüm kategoriler geliyor. Çünkü ben zaten raporun owner'ıyım ve zaten kişi seçtiğimde ben kişi bazlı bir yetkilendirme yapmadım zaten. Rol bazlı bir yetkilendirme yaptım. Kişiyi kaldırıp tekrar kategori seçiyorum. Uygula dediğimde aradaki farkı sizler de ekranlarımda görüyor oluyorsunuz. Dediğim gibi burada role security ile ilgili sadece bir değil birden fazla aslında kriter belirleyebilirsiniz. Yani biz kendi örneğimizde ne yaptık? Role security diye bir tablo oluşturduk. Bu tabloya da gittik. Kategori ID ile ilişkilendik. İsteseydik biz bunun işte yine sağ tarafta bulunan cari hesap kodlarıyla ya da döviz tipleriyle ya da belirli bir tarih kıstası vererek de yani şurada ekranımıza gördüm. Ben şey diyebilirdim. İşte hale sadece 2020 yılını görsün, belki 2019 yılını görsün de diyebilirdim. Buradaki aslında rol yönetimi tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda çeşitlendirilebilecek bir özellik diye cümlemizi sonlandırıp bu haftaki kodanın etkinliğini de sonlandırmış oluyor olalım.
Bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu videonun altında yorumlarda da bizlere ilgili soruları yöneltebilirsiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışıyor oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi haftalar diliyorum.